18. yüzyılda devletin gücü zayıflayınca da Hristiyanları yöneten despotlar olarak görülüyoruz. Yani atalarımız öyle görülüyor ve bu Hristiyanlar onların elinden kurtarmamız lazım şeyiyle gidiyorlar. Peki bu Avrupalı misyonerlerde bu var. Yani Ermenileri, Rumları bağımsız yapmaya çalışma. Amerikalı misyonerlerde de var mı? Bildiğim kadarıyla tam olarak yok. Yani şöyle bir şey, Ermenilerin arasında faaliyette bulunduklarından dolayı onlara hoşgörülü yaklaşma var. Onların yaptıkları faaliyeti belli bir dereceye kadar destekleme demeyelim de hoş görme var. Ama hani bunları ayaklandıralım, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kullanalım gibi bir yaklaşımlarını tam olarak sezmedim ben okuduğum raporlarda. Çünkü Fransız cihazlar şunu demiş. Neticede Ermeniler arasında faaliyet yapıyorsunuz, onları okul açıyorsunuz, hastane açıyorsunuz. Bir şekilde kültürel o etkiden dolayı Fransız ihtilalinin milliyetçi akımları etkisini açık hale getiriyorsunuz. Yaptıkları dolaylı olarak etkiliyor. Söylemeye çalıştığım şey. Cizvitler şeyi diyor ilk geldiklerinde. Bir kehanet varmış. Batı Frenk ülkesinden birileri gelecek, Ermenileri esaretten kurtaracak. Biz onlarız diyorlar. Evet. Yani kehanet. Ermeniler arasında bir kehanet varmış. Yani çünkü Ermeniler Osmanlılardan önce daha doğrusu bizi kehanet yumurtlamış. Kendilerinin inandıkları bir inanış var. Uyduruyorlar. Daha önce Selçuklulardan önce Bizans'ın hakimiyetinde yaşamış Ermeniler o dönemde. Yani biz diyorlar o kehanetteki Frankleriz. Sizi bağımsızlığa götürecek kişileriz diye Cizvitlerin arasında ilk faaliyetlerini göstermişler. Şimdi Fransız. Mehmet Ali Bey'e enteresan sorular geliyor. Bir, barış gönüllüleri vaktiyle Türkiye'de çok vardı. Misyoner miydi? Yehova şahitlerini diyorlarsa... Hayır, barış gönüllüsü. Her şey Amerika'dan mesela gelen. Mesela Heath Laurie de barış gönüllüsü olarak geldi. Evet. Ama Heath'in misyonerlik şeyi... Hiç. Yok. Değil, alakası Heath'in. Yok. Şeyin çoğu... Ona misyoner Erhan'cığım bu sorulara cevap versin. Değil bildiğim kadarıyla. Değil. Ama bazı misyonerler barış gönüllüsü olarak gelmiş olabilir. İkisinin kesişim kümesi vardır. Ama her barış gönüllüsüne misyoner diyemeyiz. Ama bazı barış gönüllüleri... Yani bazı misyonerler barış gönüllüsü adı altında... Bu topraklara gelmiş olabilir. Yani birçoğu da onların macera perest, yeni ülke görmek, gençliklerinde yeni deneyimler kazanmak. En büyük derdimiz o. Başta da söylesek aslında daha güzel olurdu. Yurt dışından ya. İşte bir izin verseniz sayın. İzin verdik, buyurun. Yurt dışından gelen her insanı misyoner olarak yaftalamak bazı kişilerin artık huyu olma derecesine geldi. Bugün. Yani bugün. Ama bugün o. Bugün. Geçmişte de aynı şekilde. Yani her gördüğü sakallıya dede dediği gibi elinde her İncil olana misyoner diyen bir tayfa mevcut. Valla buraya gelip elinde İncil'le sokakta dolaşırsa ben de şüphelenir. Şeyi nasıl? Hiç öyle paranoyak değilimdir ama şüphelenir. Eyvallah. Peki bir başka soru. Bu teknik bir soru ama enteresan bir soru. Konvent diye bir şey var Hristiyanlık'ta. Convert yani dini şeyi değiştiriyor. Convert. Hayır, hem convent hem convert. Şimdi bir Gregorian diyelim ki sizinkilerden protestan oldu. Sizinkilerden değil mi? Hayır, çalıştığınız... İyice şey. Yazık Mustafa. İki gün sonra. Çalıştığınız konu diyelim efendim. İki gün sonra başıma bir şey gelirse. Yok estağfurullah. Bu din mezhep değiştirme sırasında işine ne diyorlar? Conversion deniyor genelde. Anlıyorum işte, convert dedik, evet. Nasıl değişiyor tam ritüeli nedir diyorsanız? İsmi nedir ismi? İsmi nedir? Conversion. Conversion deniyor. Conversion. Hangi bakımdan conversion bu? Yani bir Katoliği, Ortodoksu, Protestan yapmış oluyorsunuz. Sadece mezhep değişiyor. Kimin açısından? Eski mezhep açısından mı, yeni mezhep açısından mı? Nereden nereye geçti diyorsunuz. Ya Protestan misyonerler ışığı gördü, gerçek Hristiyanlığı buldu. Onlar convert mi diyorlar? Hangisinden olursa olsun değişimdir. Yani, onu daha önce... Ama hocam convert bir tanesi içindir. Convert etti. Yani şimdi biz de genellikle o tanassul diyor. Evet, biz literatürde etti. Yani biz şu ama anda... Ama biz Müslümanken Hristiyan olana tanassul etti deriz. Şimdi Hristiyanken yine Hristiyan oluyor. Ne yapıyor bu? Convert mi ediyor? Convert. Çünkü biz onu öyle kullanıyoruz. Çünkü mesela söylediğim aynı gibi... Aynı manada ise yeni mezhebi için. Evet. Katolik misyonerlerle, protestan misyonerler birbirlerine olan düşmanlık demiştik ya.
konvert olarak kullanılıyor. Yani literatürde öyle. Şeye de yani böyle diyorlar. Bu, söylediğimizde... Herhalde İspanya'daki Yahudiler, Hristiyanlaşan Yahudilere de konvert diyorlar. Evet. Onlara da 15. yüzyılda o şekilde deniliyor. Şimdi bizde şey var tabii. Hristiyanken Müslüman olursa ihtida. İhtida. Müslüman yani veya şey, Hristiyan olursa tanasur. Evet. Yani ikili kelime var. O, orada tek kelime galiba. Orada bence de tek kelime hangisi? Gibi geliyor. Kızıl tek kelime. Yani mesela Müslüman, Hristiyanken Müslüman olursa convert Batı dillerinde hepsi için. He, tek kelimeyle karşılıyorlar. Tek kelime. Bizdeki gibi iki kelime değil. Tek kelime. Nasıl iki kelime? Ya şimdi tanasur ve ihtidayı kullanıyorsun sen. Din değiştirmedi iki türlü. Öyle kullanmıyor. İhtida Müslüman olmasın. Tamam. Evet. İhtida etti. İslamiyet'ten döndü. Evet. Çok güzel bir fıkrası vardı aklıma geldi. Keçecizade. Yalısında toplantı, ilmi sohbet yapılıyor. Bir hançerli vardı biliyorsunuz. Hançerli, evet. Çok güzel bir hançerli lügatı vardır. Hristiyan. O hadise de meraklıymış hançerli. Ama Ermeni adam. Hadise de gayet meraklı şey. Hadisten falan anlatıyor. Orada bir aptal, bir herif, Müslüman. Dinliyor böyle Keçecizade'ye. Efendi Hazretleri demiş. Bu gavur demiş. Bu kadar ilme sahip demiş. Niye Müslüman olmuyor demiş. Keçecizade'nin heheli bir de çok hoş sohbet şey. Hazır cevap. Yahu demiş sen bu cehaletinle niye tanasur edip gavur olmuyorsun demiş.